Tanrı'nın dokunuşu için şeytanın zulmünün artması gerek. O vakit şeytanın zamanı gelsin artık. اسمت چیه؟ از کجا اومدی؟ پدر این بچه کیه؟ از کجا اومدی؟ اسمت چیه؟ پدر این بچه کیه؟ پدر این بچه اسمت چیه؟ پدر بچه میگم چی میگم؟ نیفهمم بنویزم در زنگ بزنید یه پرستار بیاد این بچه رو نها کنه زنگ بزنید کنسولیر ترکی هم بیاد این ببره هایه یواش یواش ساکت ساکت آروم باش آروم یواش ساکت باش آروم شو Vallahi uyumaya devam edebilirsin. Benim için sıkıntı yok. İstersen vazgeçelim. Çok beklersin. Yumurtalık kanseri. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok şükür atlattık. Ama rahmim alındığı için çocuk sahibi olamıyoruz. 4 kere daha başvurmuşsunuz.
Dördünden de red cevabı almışsınız. Evet. Bu sefer... Bu sefer referansınız kuvvetli. Nurdan Hanım size kefil olmuş. Yakınınız mı? Yani... Ev sahibimiz. Evrakları teslim etmeden ve bebeği size vermeden önce yasal olarak size açıklama yapmam gerekiyor. Bebeğimiz 10 aylık. Erkek. 80 santim boyunda. 11 kilogram ağırlığında. Annesi vefat etmiş, babasının ise kim olduğunu bilmiyoruz. Sol gözünde doktorların teşhis koyamadığı bir rahatsızlığı var. Göremiyor. Ama belki ileride düzelebilir. Olsun. Sorun değil. Of. Bu sesle nasıl duruyorsunuz? Son birkaç gündür hepsi böyle. Bir tane sağlamaya başladı mı? Hepsi bir ağrı. Şöyle buyurun. İşte sizinki. Emir baksana ne kadar tatlı. Hepsi ağlıyor, bir de bizimkine bak. Melek gibi. Artık sizin evinize götürebilirsiniz. Kahve yaptım. Bak, bu madalyon bizim oralarda gelenektir. Koruyucu olduğuna inanırsın. Bir de haneye bolluk bereket getirdiğine inandığımız bir şey var. Ama onu eşine vereceğim. Çok incesiniz Nurdan Hanım. Zaten bize kefil olmanız bizim için yeterliydi. Canım, ben daha neler yapacağım sizin için. Benim çocuğum olmadı. Eğer müsaade edersen, onu kendi torunum gibi seveyim, ilgileneyim. Benim de annem yok biliyorsunuz. Keşke size anneanne dese. Sen burada bekle. Gir. Müsteşarım. Doğdu. Ah!
Sezer de buraya geldiğimizden beri hiç susmadı. Sürekli ağlıyor. Teşekkür ederim. Sana verdiğim hediyeyi sakın yanından ayırma. Göreceksin bak, işlerin çok iyi gidecek. Batın ilaç deyip geçme. Ya biz çocuğa bir türlü bir isim bulamadık. Ama ne yapalım, çok zor işmiş. Aslında benim babamın ismi de... Ateş. Ateş. Güzel, değişik bir isim. Biz yine de bir düşünelim. Yarın çocuk için bir mevlid okutacağız. Aynı zamanda adını da koyacağız. Kulağına ezanla ismi fısıldanır ya. Siz de gelir misiniz? Yok canım. Bu işler hiç bana göre değil. ...1666, 1766, 1866, 1966... Hepsinde zamanında yetişmişiz. 2016 ayinini beklemiyorduk. Ah, ah! Ali Hoca hepimizi uyardı. Yetmedi, tüm insanlığı uyardı. Ama adam deli muamelesi gördü. Dünyadaki felaketlere bakın! Uyanın! Biz de denemedik değil, denedik ama olmadı işte. Üç yetkili temsilci bir gecede katledildi. Sıra bende olabilir. Nasıl engel olunamaz hocam? Bu dergahın, buna bağlı teşkilatın var olma sebebi bu. Bu işi temizlememiz lazım hocam. Bu işi temizlemenin bir tek yolu var biliyorsunuz Hakan Bey. Son bir ritüelleri kaldı. Eğer onu engelleyebilirsek... Detaylarla değil hocam. Sonuçlarla ilgileniyorum. Bu devlet size her türlü imkanı sağladı yıllarca. 500 senedir bu tür hadiselerden gezinlik içinde sıyrıldık. Gel gör ki benim dönemimde bebek doğdu. Ben bunun bedelini ödeyemem hocam. Adamınız hazır mı? Garip bir sıcaklık var içimde. Sanki ben doğmuşum gibi bağlanıyorum çocuğa. Sanki biz onu değil de o bizi seçmiş gibi. Vallahi kızma bana ama normalde babalar öz çocuklarına bir de konuşana kadar alışamıyormuş. Bana biraz zaman vereceksin. Ben hala alışamadım bu çocuk olayına. Merak etme. Sen ona üvey babası gibi davranma yeter. O zaman da kendini sana sevdirecek. Bak göreceksin. Masraflarımız çok arttı. Bu villaya taşınma işine ben nasıl evet dedim? Hala inanamıyorum. Çocuk kısmetiyle gelir derler. Farkında değil misin? Nurdan Hanım'la tanıştık. Normal bir apartman dairesinde vereceğimiz parayla böyle bir evde oturuyoruz. Yani kira olarak belki öyle ama... ...ekstra giderleri çok olur buranın. Neredeyse şehrin dışındayız. Merak etme. Çocuk için çok güzel. Bahçe, havuz. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak. Ateş ismine ne diyorsun? Ya sen karar ver işte. Çocuğun kahrını sen çekeceksin. Adını da sen koy. Bana fark etmez.
Ben bir bakacağım. Hocam çıkma. Çıkma, direkt polisi arıyorum. Fardı geldi bu dağ başına. Alo. Lütfen yardım edin. Evimizde birileri var galiba. Buraya jandarma bakıyormuş. Biri girmiş. Bebek! Evde sizden başka eşya var mı? Bebeğimiz var. Evin her tarafını aradık komutanım. Temiz. Kamera kayıtlarında da kapı rüzgardan açılmış gibi görünüyor. Bahsettiğiniz ayak izlerine glow ışıklara baktık. Ama hiçbir şey gözükmüyor. Siz kimseyi görmediğinize emin misiniz? Evet, eminiz. Sadece sesler duyduk. Ama kapı sonuna kadar açılmıştı. Yerdekilerde ne insan ne hayvan ayak izine benziyordu. Şu anda yok ama biz gördüğümüze eminiz. Herhangi bir iz yok. Kapıda zorlama, pencerede kırık. Hiçbir şey yok. Ama içerisi yıkılıyor zannettim. Bakın, burada bazen çok şiddetli rüzgar olur. Belki de kapıyı iyi kilitleyemediniz. Neyse, biz hep buradayız. Bir şeye ihtiyacınız olursa yine arayın. İyi sabahlar. Ama bebeğimiz... İyi sabahlar komutanım. İyi sabahlar. Çıkıp onu emsireceğin günü bekliyor. Uzun zamandır kendinde değildin. Zor bir doğum yaptın. Doktorlar çok uğraştı. Ne doktoru be? Ne doktoru? Bana ne yaptın? Şeytansın sen! Şeytansın sen! Şeytansın sen! Bu kadın polise verdin. İlaçlarını alman lazım güzelim. Her şeyi hatırlayacaksın. Doğumda fenalaştın. Çok zor zamanlar geçirdin. Belki kafanda kurdukların seni başka şeylere inandırdı ama merak etme. Buradan çıkacaksın ve bebeğine kavuşacaksın. Thank you.
İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi Deccal'in ruhudur. Zaten o şimdiden dünyadadır. Çocuklar, bu son saattir. Deccal'in geleceğini duydunuz. Şimdiden çok sayıda mesih karşıtı, Deccal yanlısı tüvendi. Epeydir İstanbul'a gitmedim. İstanbul nasıl? Kardinal Hazretleri iyi mi? Konuya girelim. Onun doğmasına engel olamadık Gabriel. Ama aramıza karışmasına engel olmamız lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnne kelemnel mürselin ala sıratı müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قاما ما انزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Buraya nasıl girdin diye sorsam biraz saçma olur değil mi? Bu kadar gizli bir görev için tesadüfen seçilmedim herhalde hocam. Beklenen bebek doğdu Ali. Elimizdeki kadim bilgilere göre Deccal ilk ayinden sonra her 7 ayda bir 7 yaş alacak. Ayin için Venüs tutulmasının olduğu geceyi bekliyorlar.
Bebeğin tutulma esnasında emzirilmesi gereken bir ay. Venüs tutulması 105 yılda bir oluyor. Biliyor musun? Kur'an'da da Zülkarneyn anlatılırken başka bir aleme seyahat ettiğinden bahsedilir. Ve Yecüc'le Mecüc'ü hapsettiğinden. İşte bizim kadim kaynaklardan çıkardığımıza göre Zülkarneyn'in seyahat ettiği Venüs'tür. Eğer bu emzirme gerçekleşirse hem Deccal büyüyüp aramıza katılacak hem de en büyük kıyamet alametlerinden biri gerçekleşecek. Senden istediğimiz Ali, ne pahasına olursa olsun bu ayinin önüne geçmen. Bebeği öldürmemiz gerek. Ne şartlarda olursa olsun o bebeği sağ salim bize getirmen. Papa Hazretleri bizzat kendisi vaftiz edip bütün insanlığı bu lanetten kurtaracak. Gabriel, onu bize getir. Afrika'daki kuraklık sürüyor. Ne Yusuf? Afrikalı çocuklara yardım programını artık uygulayamayacağını, kesin bir dille kaynaklarının tükendiğini açıkladı. Afrika'da önümüzdeki birkaç yıl içinde binlerce çocuk ölmesiyle karşı karşıya. Evet sayın seyirciler, dünyadan haberlerimiz bu kadardır. Dün gece olanlar, bugün adamın başına gelenler falan. Acaba ben bu eve alışana kadar sen şehir dışına çıkmasam mı? Hayatım abartma. Jandarmanın dediğini duydun, rüzgardan olmuş işte. Zaten yarın bakıcı girecek. Yalnız da kalmamış olursun, ben de iki güne döneceğim. Sen de bu arada komşu edinmeye bak. Tamam mı? Hadi yatalım mı artık? Bu köpek de artık insanları rahatsız edecek Emir ya. Bu aralar ne kadar yanımda olursan o kadar iyi benim için. Ya iyi de ben de rahat edeyim diye bakıcıya bu kadar para vereceğim. Yani bari iş konusunda beni rahat ettir. Ya ben de evin giderleri tamam, konuşurum. Tamam özür dilerim. Sıkıştırmayacağımı söz vermiştin. Sadece ne bileyim o geceden beri korkuyorum işte. Ne yapayım? Tamam merak etme. Erken biterse gelirim zaten. Sezar sana emanet. Dikkatli ol. Senin bize bakman gerekiyor. Ne demek haber etmiş ha? Buyurun. Merhaba. Merhaba. Bakıcılık için mi? Hayır yok. Ben yandaki evde oturuyorum. Hoş geldiniz demek için birkaç gün bekledim. Malum taşınma işleri biraz sıkıntılıdır. Ha pardon. İçeri girin lütfen. Adım Işık. Öyle sizi bizle konuşmayalım istersen. Komşuyuz şurada. Tatlı şey o öyle. Adı ne?
Ateş. Ateş. Çok güzel bir isim. Çok yakışmış. Bakıcı arıyorsun herhalde. Evet. Bebek önemli. Bence herkese güvenmemelisin. Çok iyi bakılmalı. Tabii canım ama bakıcılarla ne konuşulur? Nasıl güvenilir hiç bilmiyorum. İstersen ben sana yardımcı olurum. Versene şunu bana. Nikaragua'nın Maragua gölündeki gariplikler devam ediyor sayın seyirciler. Geçtiğimiz aylardan Orta Afrika ülkelerinden Angola'yı çekirgelerin istila etmesi üzerine Maragua gölünün sıcaklığı tarihin en yüksek ölçümüne ulaşmıştı. Dün Nikaragua devlet adasından yapılan açıklamaya göre ise Maragua gölünde tüm canlılar öldü.
güzel. Peki ne kadar tecrüben var? Ablacığım, benim kendimin 2 tane var. 4 tane de evde çalıştım. Ama çocuklar büyüdü, bıraktım. Tamam. Ben eşimle bir konuşayım. Söylediğim fiyatı hallederiz. Hadi şimdi gidelim, bir çocukla tanış. Bir hafta bir deneme süresi yapalım. Ah, ben de kaçayım artık. Otursaydın. Gideyim, yine gelirim. Yalnız kalırsan, bana ihtiyacın olursa ben hep evdeyim. Bana ev işlerinde yardım etmen lazım. Ateş biraz büyüsün, işe başlamayı düşünüyorum. Tamam ablacığım. Ben bakarım. Sizden garip sesler duydum. İyiyim abla, iyiyim. Birden başım döndü herhalde. Kime bakmıştınız? Yanlış geldim sanırım. Buldular. Gösterdiler. Ayrıca ne? Bebeği doğuran kadın ölmüş. Olamaz. Ölmüş hocam. Çıldırmış, kendini öldürmüş. Olamaz. Neden hocam? Bize bebek lazım değil mi? Olamaz. Çünkü bebeği emzirmesi gerekiyor. Ritüelleri böyle. Kadın daha var. Ölen kadının kız kardeşi. Akıl hastanesi gibi bir yerde. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Hala anlamıyorum. Biz bebeği öldüreceksek bu kadınla veya annesiyle ne işimiz var? Bu kadınlar kurban Ali. Aynı kandan oldukları için bebeği kız kardeşine emzirtecekler. Bu kadınlar şeytanla birlikte oldu. Ondan hamile kaldılar. Ki bebeği yanlarına verdikleri aile. Onlara neden ihtiyaçları var? Ayine katılan kadınlar yarı şeytan sayılır. Bebeği insanların büyütmesi gerekiyor. O yüzden onu bir aileye verdiler. O zaman bahsettiğin emzirme ritüeli için kadını ellerinde tutuyorlar. Bu kadını bul Ali. O bizi bebeğe götürecek.
Bugün nasılsın bakalım? Niye zahmet ettiniz Nurgan Hanım? Çok teşekkürler. Bu bakıcı olayını ben hiç sevmedim. Anne bebekle birebir temasta olmalı. Uyandığında annesini görmeli. Ben çocuğun zaten ufak tefek işlerini yaptırıyorum. Emir ne zaman gelecek? Yarın. Emir çok hoş bir adam. Bence onu çok fazla boş bırakma. Ben Emir'e güvenirim vallahi. Senin yaşadığın sıkıntılar onu senden uzaklaştırabilir. Bazı şeyleri sıcak tutmanı öneririm. Sakın kendini koyuverme. Çok hoş bir kadınsın. Bir kahve daha alır mıydınız?
Aşkım. Aşkım. Emir. Alo. Aşkım günaydın. Emir neredesin? Havalimanındayım bebeğim. Yarım saate biniyorum. Haber vereyim dedim. Havalimanında mısın? Ama dün gece... Ne oldu dün gece? Aa, tamam aşkım. Neyse. Bir şey yok. Hadi bekliyorum ben. Bir şey istiyor musun buradan? Emir ateş ağlıyor. Sonra konuşuruz. Hadi iyi yolculuklar. Gül neredesin? Ya anlıyorum da havalimanından geldim buraya. Ya acil aradılar. E kadın intihar etmiş zaten. E olan olmuş. Benim gelip de yapabilecek bir şeyim yok ki. E polis halletmiş işte. Parandı, toplantımda işin de yerin dibine batsın. Nerede kalmıştık? Artık imzayı kutlarız demiştik. Kadın intihar etmiş. Şu durumu sizi merkeze götürmeye gerek kalmadı. Bir ara çocukları gönderirim, ifadenizi alırlar. Sonra biz o ifadeyi polis merkezine iletiriz. Bakın ben size direkt sinyal attığımı bırakıyorum. Gördüğüm kadarıyla bayağı tedirgin olmuşsunuz. Bu bölgede sıkça devreyi geziyoruz. Merak etmeyin. Ayrıca herhangi bir durum olursa lütfen beni arayın. Çok teşekkür ederim. Tamam, yanındayım ben. Çok güzelsin.
kimse. Sana zarar vermeye gelmedim, sakin ol. Seni tanıyorum ve anlatacaklarım var. Nasıl yazdığımı hatırlamıyorum. Ve Rabbin onların en kötü azabı sürükleyip düşürecek olan kimseyi kıyamet gününe kadar üzerlerine mutlaka göndereceğini ilan et. Evet. Ve ben bu lanetin annesiyim. Sigaran var mı? Yenemezsiniz. Yenemezsiniz. Bir çocuk doğurdu. Ablan da doğurdu. Bir sürü kadını aynı şekilde kandırdılar. Şimdi sana yine ihtiyaçları var. Bunu kullanmamız lazım. Şimdi bunun bedeli buydu. Çok fazla madde kullandım. Şu anda benim ne durumda bilmiyorum. Yaşadıklarım ne kadar gerçek bilmiyorum. Aslında ölmek istiyorum. Sakın. Senin hayal sandığın her şey gerçek. Sana büyü yaptılar. Şeytani bir ayine alet oldun. Şeytandan hamile kaldın ama bebeğin öldürüldü. Ablanı da aynı şekilde kandırdılar ve tohumu onda tuttu. Bebeği koruyorlar. Seni almaya gelecekler. Sana bir şey diyeyim mi? Bana yeni birini yollamak zorundasınız. Lütfen böyle sorunları olan birisi olmasın. Ben böyle travmalarla uğraşmak zorunda değilim. Adam gibi birini yollayın bana. Hatta elinizdeki en iyi bakıcı kimse onu yollayın bana. Tamam. Gelin mi artık? Işık, sence normal mi bütün bu olanlar? Geldiğimizden beri bin tane olay. Aa, bak. Tekrar edip edip kendini geriyorsun. Biraz kendini bırak. Etrafına bak. Ne demek istiyorsun? Gelen komutan ne kadar yakışıklıydı, öyle değil mi? Sana nasıl baktı görmedin mi? Işık, böyle saçmalayacaksan evimden gider misin lütfen? Evliyim ben. Nasıl böyle konuşabiliyorsun benimle? Tamam tamam tamam. Özür dilerim, gerginim ben biliyorsun. Yalnız bırakma beni. Sezar! Ne
devam edin. Çık dışarı hadi. Çık dışarı. Sen buraya gelemezsin hadi. Çık. Gel. Korkuyorum, yanımda uyu dedin ya. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum. Tamam Işık, sen diğer odada yatabilirsin. Burada olman zaten yetiyor bana. Sen bilirsin. Yahudi dostlarımızın yardımıyla yeni bir şey öğrendik. Sana söylediğim adresi not al. Neler oluyor bir bak bakalım. Acil rapor bekliyoruz. Bir hastalığı vardı herhalde. Ama bir hastalığı olsa anlardık. Daha dün koşturuyordu buralarda. Nasıl olur? Ben Emir'e mi diyeceğim şimdi? Yapacak bir şey yok Eda'cığım. Sen Ateş'in yanına git. Ben onu uygun bir yere gömeyim. Beni çok üzülecek. Benimle gelmeye niyetli değildi. Bütün insanlığı ilgilendiren bir meseleyi bir kızın isteklerine mi bırakacaksın? Gözetim altında tutuyorum. Yetmez. Kontrolün altında olmayan bir şey senin değildir. Neyse, gene de iyi bir gelişme. Gidip buna haber vermeliyim. Sağ ol Işık. Burada birilerinin ölmesine alışmanızın lazım anlamıyorum. Bu gece de kalır mısın? İstanbul'da başka kimse tamam. Tamam, kalırım. Ne kızı? Sakin ol, konuşalım. Kimsiniz siz? Kızı neden arıyorsunuz? Anlayabileceğini sanmıyorum. Thank you.
Sen onlardan değilsin. Ben bunu Vatikan'a nasıl anlatırım bilmiyorum. Sen bebeği öldürmek istiyorsun. Benim görevim ise bebeği sağ salim Kardinal Hazretlerine götürmek. Nasıl olacak? Önemli olan ikimizin de bebeğin beklenen deccal olduğunu ve engellememiz gerektiğine inanmamız. Bebek durdurulmalı. Ona ulaşalım, sonrasına bakarız. Düşman çok kuvvetli. Birlik olursak daha kuvvetli oluruz. Bu kadını bizi ona götüreceğine emin misin? İkna edebilirsek evet. Seni buradan götürmek zorundayız. Bak bu zorla da olabilir ama canını yakmak istemiyorum. Sana giyecek bir şeyler getirdim. Bunları giy çıkalım. Thank you.
Eda'cığım, yorgun görünüyorsun. Bir duş al istersen. Sen de kaç gecedir benim yüzümden eve gidemedin. Bak hayatım, önemli olan senin ve bebeğin evde yalnız kalmaması. Takma kafana. Hadi git gevşe biraz. Merak etme, ben buradayım. Vakit gelene kadar burada bekleyeceğiz. Benden ne istiyorsunuz? Bu haini ya biz engelleyeceğiz. Ya da yıllar sonra Mesih'in inmesini bekleyeceğiz. O yüzden biz halledeceğiz. Seni bulamazlarsa emzirme olmaz. Emzirme olmazsa hain de olmaz. Bebeği öldürmesek bile en azından çayma takmış oluruz. Bu da bize zaman kazandırır. Götürmüşler. Bir anda sıradan bir hayat yaşarken tarikatların, şeytani planların arasında kaldın. Belki de bize deli diyorsun. Herkes seni kolundan tutmuş bir tarafa çekiyor. Çok güzel bir kadınsın aslında Özgür. Keşke farklı bir hikayen olsaydı. İrfan Hoca arıyor. Efendim hocam. Ali, beni dinle. Kızı bırak, bebeği bul. Hocam ne diyorsun anlamıyorum. Kurtul, bebeği bul. Bir şey fark ettim. Öldür. Durma. Alo. Ali. Alo. Benim İrfan Hoca'ya ulaşmam lazım. Belli ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. Vakit gelmeden dönmüş olurum. Özgür sana emanet, tamam?
Önce bir kız gördüm. Küvette onun vücuduyla bir olduğum gibi hissettim. Sonra aynada tekrar gördüm. Bana yardım edin der gibi çığlık attı. O hali çok korkunçtu. Kaç gündür üst üste çok kötü şeyler yaşadım. Şu ilacı iç. Gevşeyecek. Sonra da mışıl mışıl uyuyacaksın. Ah. Eda. Güven bana. Hadi. İyi misin? Burası artık güvenli değil. Toparlanın. Ne oldu? Öznur, vakit yok. Hadi. Burası temiz görünüyor. Zaman daralıyor. Aklında ne var? Venüs'ü durduramayacağımıza göre onları mı vuracağız? Korkmuyor musun? Tüm rivayetlerinde asla öldürülemeyecek denen bir şeyden korkmamam mümkün mü? Ama yapacak bir şey yok. Bunu başarırsanız bütün insanlığı kurtarmış olacaksınız. Ama kimse bilmeyecek bile. Çok garip. Sen bu dünya bugüne kadar kimlerin yaptığı sessiz sedasız fedakarlıklardan dolayı yıkılmayı bilsen. Mesela bir tanesini ablan tanıdı. Ali Bulut. Bu çocuğun babasının kim olduğunu gerçekten hatırlamıyor musun? Bir çocuk olacak. Belki de onun yanında kalsaydı. Ona ne oldu? Ali Bulut'a yani. Öldü mü? Hayır, bir şey bilmiyorum. Ablanın doğum yaptığı gece öldürüldü. Cesedi paramparça bulundu. Belki de Duygu. Duygu öldürdü. Hı? Hayır ya. Olamaz.
İlaç işe yaradı herhalde. Gece sakin geçmiş gibi. Evet, bayağı derin uyumuşum. Sakin. Emir. Sakin. Sen nasıl girdin içeri? Yeter. Komşumuz Işık, eşim Emir. Merhabalar, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eda'cığım ben gideyim artık. Yine gel olur mu? Ne haber? Görmeyeli bayağı büyümüş bu ya. Oğlum, güzel oğlum. Hadi, güy babaya. Bu kadının adı neydi ya? Işık mı? Yeni komşumuz. Hani iyi bir kadına benziyor. Hani gelmiş seninle ilgilenmiş falan kalmış. Evet. Sen kocaman mı oldun? Ne haber canım? Bakıcı konusuna ben çok sıcak bakmıyorum. Bir iki gün bakarız. Çocuk alışmadığı anda da gönderirim. Tamam mı? Tamam. Evli misin? Bekarım. Pasaportum bende kalacak. Alabilir miyim? Tamam. Ayşe, ne oldu? Ne olduğunu anlamadım Emir Bey. Birden içeriye bu karga düştü. Ölmüş. Korkacak bir şey yok. Yarın sabah yaptırırız pencereyi. Ben artık olanlar evden mi yoksa? Yoksa ne? Her şey çocuğu aldıktan sonra başladı. Eda sen iyi misin? Ya şimdi de her şeyin sorumlusu bebek mi oldu? Ya sen değil miydin bu bebeği almak için, anne olmak için deliren? Ne demek şimdi bu? Bana uzunca bir süre babalık bekleme diyen Emir mi söylüyor bunları ya? Delirmedim Emir ama bilmiyorum. Bilmiyorum, o kadar saçma şeyler oluyor ki üst üste. Senin köpeğin öldü dedim arada. Duydun mu? Senin köpeğin. Duydum. Eceli gelmiş işte. Ne yapayım ben şimdi? Sen de istiyorsan yarın bir doktora git. Ah!
Aslı Müthiş ağlıyor. Emir, ben korkuyorum. Bakıcı da uyanıyor. Beraber bakalım. Ayşe. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Ben sizin günahlarınız ortak olamam. Bu kötülüğe hizmet edemem. Dur. Allah'ım beni affet. Senin emlakçı goygoylarını bekleyemeyeceğim Emir. Ne yapalım? Otele mi gidelim? Milletin evine mi gidelim bebekle? Tamam dedik, taşınacağız. Önce bir ev bulayım bari. Yeter artık, bırak saçmalamayı. Ne demek saçmalama ya? İçeride bir dünya polis var, jandarma var. Bir insan ömründe kaç kere böyle bir şey yaşar Emir? Kaç kere ha? Farkında mısın bilmiyorum ama buraya geldiğimizden beri senden çok jandarma komutanı görüyorum ben. Bağırma kızım, Nurdan Hanım içeride, duyacak. Nurdan Hanım bakın, siz çok iyi bir insansınız. Ama inanın buraya geldiğimizden beri bin tane... Biliyorum ama hepsi geçecek. Sabret. Hem böyle apar topar nereye gideceksin ki? Güven bana. Bir gece daha kal. Benim sana sürprizlerim var. Göreceksin. Bu gece bütün dertlerinden kurtulacaksın. İnan bana. Yatırdım oğlu şunu. Terleyince nasıl güzel kokuyor. Ya ne kadar rahat hareketler yapıyorsun Emir ya. İyi misin sen? Bu evden ölü çıktı, farkında mısın? Nurdan Hanım'ın ricasıyla bu gece burada kaldım ama yarın buradan gitmeyeceğim, anlamına gelmiyor. Bilmiş ol. Bak, benim canımı çok sıkıyorsun. Ben bu evden gitmeye hazır olduğum zaman gideceğiz. Tamam mı? Yavaş yavaş çıkalım artık. Ali, beni de götürün. Biz iki gündür boşuna mı konuşuyoruz burada? Tamam. Siz bebeği öldüremeseniz bile ayna engel olmuş olacaksınız. Ama ben gidersem bebeği kucağıma verecekler. Onu öldüreceğimi düşünmezler bile. Hadi, sağlam almış oluruz. Siz yapamazsanız ben yaparım. Olmaz. Karşında sana melek gibi bakan bebek var. Üstelik senin kanında. Bir an bile tereddüt edersen, bir an bile bütün insanlığı tehlikeye atarsın. Farkında mısın bunu sen? Bak, bebeği bilmem ama Nurdan'ın şeytanın kölesi olduğuna eminim. Eğer o kadın bebeği hayatta tutmak istiyorsa, bebek de şeytanın bir parçası demektir. Artık böyle düşünüyorum. İşimiz bittiğine göre...
Çok az kaldı. Canlı gördüğümüz ne varsa öldüreceğiz. Bebek dahil. Yarım saate geri gelmezsek içeri gir. Çal kapıyı gir. Zaten seni bekliyor olacaklar. Ne istiyorlarsa razı görün Özgür. Elin titremesin. Biz geç kalırsak en uygun zamanda o bebeği öldür. Sakın duygusal davranma. Ne o senin çocuğun, ne de sen gerçek bir annesin. O insan bile değil, kötülüğün tohumu. Unutma. İyi geceler. Komutan buradan uzaklaş. Neden? Sana bir şey açıklayacak vaktim yok. Buradan uzaklaş. Seni özlemiştik, kutsal annemiz. Babamız Azazi kahkahalarla gülüyordu. Ne sanıyordunuz? Nasıl bir final bekliyordunuz? Bebeği öldürmek mi? Başarsanız ne olacaktı ki? Ah çocuklar, anlamadığınız şu, bebek sadece bir sembol, deccal bir sembol.
sistemin kendisi biziz. İnsanların yaşadıkları hayatların yanı başında her zaman sizce bekliyoruz zaten. Biz inandıkları politikacılarız. İnandıkları savaş bahaneleriyiz. Ayrıldıkları görüşlerin kurucularıyız. Ceplerindeki kredi kartıyız. İzledikleri yalanlarla dolu reklamlarız. Hepsi kaos için. Sizin kaosunuz bizim düzenimiz. Bebek, sadece bunları hızlandıracak olan beklediğimiz adım ve bu gece eksiğimiz biraz kan. Bu yüzden size minnettarız çocuklar. Büyük idealin önünde onu engelleyecek birileri olur. Çünkü onların da doğru sandıkları bazı idealleri vardır. Ama unutma, bizim şeytana olan sevgimiz ilk günahtan beri var. Şeytan gerçek itibarına kavuşursa insan özgürlüğüne kavuşur. Bu bebek bundan sonra kötülüğün ordularının komutanı olarak Tanrı'yı kıyamete zorlayacak. Ve biz gerçek dünyayla tanışacağız. Bu bir bebekten öte bir ideal. Bu ideal gerçekleşene kadar senin de önüne birçok engel çıkacak. Eli ateşten olmayan ateşe dokunmayan. Aklını çelmek isteyecekler. Keşke farklı bir kelime olsaydı. Unutma, bu bebeği sen doğurdun. Yalan söylüyorsun. Sen benim bebeğimi öldürdün. Biliyorum. İşaret yok. Ölüm. Hayır tanrım. Ölen bebek kardeşininki. Efendimiz kabul etmedi. Tohum sende tuttu. Kardeşin beceremedi. Ama sen başardın. Kendi çocuğunu emzireceksin ve büyüteceksin. Aramıza hoş geldin. Artık herkese karşı bizimlesin değil mi?
bebeği bul. Ateş. Hadi oğlum gidelim.